Değil mi? Eûzu billah. Evet. El-thâniyete aşar. El-thâniye tefsir ayet-el-maide ve hiyye Maide suresinin tefsiri diyor ki ve hiyye kavluhu teâlâ kul هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت diyor ki Allah katında cezaya uğramış olanlardan daha kötüsü kim olduklarını sizlere haber vereyim mi diyor Allah Tebareke ve Teala. Allah katında cezaya uğrayanlardan daha kötüsü, daha alçağı, daha bedbahı, daha çirkinden kim olduğunu size haber vereyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? İşte söylüyor burada diyor ki men le'anehullah Allah kimi lanet ettiyse İza le'aneke rabbuk mâza tentazir kema kâlel müellif rahmetullahi aleyh Rabbim seni lanet etmişse daha ne bekliyorsun? Allah'ın laneti ebedi bir şekilde cehennemde yanmak demektir. Değil mi? La'anehullah. Ondan sonra ve gadibe aleyhi ve Allah'ın gazabı esnasında nedir? Bu şekilde hüküm verirse Allah. Allah gazabı verirse bitti, senin işin gümbürtüye gitti. Cehennemi boyladın. Ondan sonra ve ce'ale minhumil kıredete vel khanazir ve bunlardan maymunlar ve domuzlar olarak ne yaptı? Çevirdi bunlar. Ve biliyorsunuz cumartesi günü Allah tebareke ve teala balık tutmayı onlara haram kıldı. Ne yaptılar? İşte cuma günü. Pazar günü. Yok, cumartesi günü balık tutmayı haram kıldı. Ne oldu? Onlar plan yaptılar. Cuma günü o oltaları attılar. Cumartesi gününün balıkları tutulup pazar günü çektiler. Çünkü diğer günlerde balık gelmiyor. Allah onları imtihan etti. Ne oldu sonra? Allah tebareke ve teala bir takım gruplar geldi. Onlar diyor ki ne yaptınız siz? Bak, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı geldiniz. Allah sizlere haram kılmadı mı? Cumartesi günü balık tutmayın. Diğerleri dediler ki ya işte biz cumartesi günü balığı tutmadık. Pazar günü. Hayır. Oltaları cuma günü attılar. Cumartesinin balığı tuttu ve pazar günü çektiler. Ondan sonra ne oldu? Bir takım o şeyleri, bir sur vardı orada bir rivayete göre. Surun öbür tarafındaki insanlar kapıyı kapattılar. 3 gün, 4 gün, 5 gün bunlar çıkmadılar. Dışarıdaki olan insanlar dediler ya şunlara bakalım ne oldu? Niye bu kadar geciktiler? Neden dışarı çıkmıyorlar? Bir tırmandılar, bir baktılar. O bir tarafta insanlar maymuna dönüşmüşler. وَجَعَلَ مِنْهُمَ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرِ Hem domuz hem maymuna dönmüş insanlar vardı orada. Ondan sonra bir rivayete göre 3 gün yaşadılar. Ondan sonra yok oldular onlar. Şimdi bazılar diyorlar ya biz insanlar maymunlardan gelme. Hayır, öyle bir şey yoktur. Allah tebareke ve teala o zaman da bazı insanları cezalandırdı ve onlar yok oldu. Yok oldu. Evet. وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتُ Aynı zamanda yaratılmış olan mahluklara kulluk eden insanlar var içimizde. Yetiş ya Resulallah, yetiş ya Kutbu Tariqa, yetiş ya Gavs-ül Halika, yetişin ey Allah dostları ya, bir kere yetiş ya Allah de ya. Kim bunlar ya? وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ diyen Allah değil mi? Allah'tır. Ne diye sen bunları çağırıyorsun, ne diye? Niçin? İşte وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتُ Yani Allah dışında tapılan ne gibi varlık varsa hepsi tağuttur. Bunu biz böyle bileceğiz. Yani şart tağut değil illa yani put olacak veyahut da heykel olacak veyahut da şu olacak. Hayır. Allah dışında yapılan, ibadet edilen kim olursa olsun tağuttur. Ve Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kim olursa olsun tağuttur. Eğer Allah'ın hükümlerini inkar ediyorsa. Mesela bir kişi Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyor. Ama bu adam da ne yapıyor? Allah'ın emir ve yasaklarını inkar etmiyor. Bu adam tağut değil. Çünkü bu yapılmış olan ibadetlerden razı değil bu adam. Ne zaman ki inkar ederse o zaman tağut hükmünü alır. Dikkat edeceğiz. Şu an günümüzde işte demokrasi ile yönetilen ülkelerin başındakiler hepsine çok kişi bunlara tağut diyor. Bu yanlıştır. Acaba o baştaki olan bir kişi kim olursa olsun Allah'ın hükmü yerine
demokrasinin hükmünün geçtiğini ve demokrasi Allah'ın hükmünden üstün olduğunu inanıyor mu? Ona bakacağız. Eğer inanıyorsa tamam tağuttur. Ama yok inanmıyor. Ya nefsime uydum ne yapayım bu şekilde. Bu adam günahkardır ama Allah katında en mücrim insandır bu adam. Bunu açıklayacağız. Tafsilat gerekir. Ama giden gelene şu tağuttur, şu kafirdir, şu zındıktır. Olmaz Müslüman olmaz. Senin gibi bir davetçi bunu diyorsa der. Adam valla diyor ki alır bıçağı pat put vurur seni. Ondan sonra ne oldu? Gümbürtüye gidersin. Al bu adam hasta kullan sen de doktorsun. Dikkat edeceğiz bunlara. Dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرَهَا وَالشَّاهِدْ مِنْهَا هُنَا قَوْلُهُ وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ Bu da Allah dışında ibadet eden herkes dediğimiz gibi tağuttur. Eğer nedir? Allah'ın emir ve yasaklarını inkar ediyorsa bu kişi. Buna dikkat edeceğiz. الثَّانِثَةَ تَفْسِيرْ آيَةِ الْكَهْفِ Yani قَوْلُهُ تَعَالَى Kehf suresinin ayetin tefsiri قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Bu Ashab-ı Kehf'i zikrediyor. Hani Allah Tebareke ve Teala 300 sene küsurat uyuttu ya وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن۪ينَ وَزْدَادُوا 9 diyor Allah. 309 sene yaşadılar, uyudular orada. Bazıları bunlar Tarsus'ta olduğunu söylüyor, bazıları Endonezya'da, bazıları İran'da söylüyor. Ashab-ı Kehf. Yerleri belli değil. Çeşit çeşitli rivayetler var. Ama biz iman ediyoruz. Öyle bir insanların var olduğunu biz iman ediyoruz. İşte bazı İsrailiyetten gelme isimleri Yemiha, Meksine, Mermuş, Debermuş, Şarstuz, Kepek, Seteyüş. Bunlar İsrailiyetten gelme. Ama biz la nusaddika ve la nukezib. Ne yalanlarız ne doğrularız. Olabilir yani. Tamam mı? Öyle bir isimlerin rivayetlerinde geçtiğini biliyoruz. İşte bunlar 309 sene uyudular bu Ashab-ı Kehf. İşte onlar dediler ki bazı yöneticiler ya bunlar Allah dostu. Bunların üzerine bir kabir inşa edelim. İnşa ettiler. Ondan sonra ya bunlara kulluk edelim dediler. Bazıları kulluk ettiler. Namaz kıldılar, ibadet ettiler. Onlar dua ettiler. Günümüzde bazı insanların türbede medet umdukları gibi. Kadın gidiyor. Ya evliyaullah diyor. Bir yani 4 tane kızım var. Allah için bana bir çocuk ver diyor. Ya be kadın Allah'tan istesene. Kim bu Allah dostu ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bile istenmez bu. Sen ne diyorsun? Bana kız ver, erkek ver, sıhhat ver, rızık ver, evlat ver, gelin ver. Ne bu? Ne bu? Dinini öğreneceğiz. Dinimizi öğrenmediğimiz için bu şekilde bu ızdıraplar, bu çileler hepsi meydana geliyor. Dinimizi bilmiyoruz. Dinimizi bakınız. Said bin Müseyyed adında Ömer bin Abdülaziz adında zamanında biri var. Bu adam ölüm yatağına konmuş. Ölecek. Diyor ki etrafındaki olan kişiler ya bu adam ölecek. Yüzünü bir kıbleye çevirelim. Böyle bir müddet gözlerini kapatmış.